Herkese merhaba arkadaşlar. RDR2 gizemlerinde bugün 40 Haramiler Çetesi gizemini araştıracağız. Haritamızı açıyoruz arkadaşlar ve gitmemiz gereken yer haritanın bu noktasında yer alıyor. Oraya işaretimizi koyduk ve oraya doğru şöyle ağır ağır gidelim bakalım. 40 Haramiler Çetesi adından da anlaşılacağı üzere yol kesen, adam kesen, insanları yağmalayan, zenginleri kaçıran, onları çeşitli işkencelerle öldürerek mallarına mülklerine el koyan acımasız bir çete arkadaşlar. Ve şimdi bu çetenin inine gidiyoruz. Evet arkadaşlar, tam Kurd'un inindeyiz. Şöyle bir eğilelim bakalım. Şöyle bir siper'e geçelim ve bizim şu meşhur oyundaki sahne aralarına müdahale edebildiğimiz bir mod var. O modu şöyle bir devreye sokalım. Şöyle bir gidelim bakalım. Şimdi Arthur orada duruyor arkadaşlar siper'de ve biz kamerayı açtık ve gidiyoruz incelemeye. Bakın burada bir tane adamın derisini tamamen yüzmüşler. Tepesi aşağıya asıp öldürmüşler. İşkencelere öldürmüşler. Aa, beni fark ettiler galiba. Şey gösterelim dedik. Onu da boğazımıza tıktılar ya. Şey görünmüyor. Şuraya bir geçelim bakalım. Evet, bir tanesi geliyor. Bırakalım onlar gelsin abi. Hiç riske atmaya gerek yok. Bir de şimdi ölürsek görevi baştan alacağız. İşte bahsettiğim cani çete, cani çetenin üyeleri bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tipler mipler kaymış, insanlıktan çıkmış bir çete. Oyundaki o seri katilden de daha fena işler yapan psikopat bir çete. Öldür öldür gitmiyor.
acayip kalabalık bir çete ya. Şu şeye baktığımızda haritadaki bu çarpı işaretlerine 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zannediyorum 14 tanesini öldürdük. Daha da var mağaranın içine doğru. Daha diğer elemanlar da var çetenin. Onların hepsini temizleyip buradan gideceğiz. Şuraya bakar mısınız ya? İki tane insanı öldürmüşler. Kafalarını kesip yukarılara asmışlar. Sonra iki tane gövdeyi, bu iki insanın gövdesini böyle dikmişler ya. Böyle bir vahşet yok arkadaş. Şöyle mağaranın içine doğru ilerleyelim artık. ...14 tane dışarıda öldürmüştük. Zannediyorum 5 tane de burada öldürdük. 19 kişiyi... ...geberttik ve daha da sesler geliyor. Kim bilir nereye saklandılarsa artık. Yalnız mağaranın içindeki detaylar... ...inanılmaz bir şey ya. Yukarıdan su damlıyor, onu bile yapmış adamlar. Bakalım bu merdiven bizi nereye çıkaracak? Şurada bir parlaklık vardı ama o ne acaba ya? Oyun hatası falan mı? Yakına gidince kayboluyor. Zannediyorum oyun hatalarından biri bu. Şuradan yine bir ses geliyor arkadaşlar. O görevi bitirdik bu arada. Çeteyi ortadan kaldırdık. Eğer sizler de gelmek isterseniz tekrardan size göstermek istiyorum. Haritanın tam olarak şu noktasında yer alıyor arkadaşlar. Buraya geldiniz mi?
Buradan itibaren yukarıya doğru yürüyorsunuz ve şuradaki şu işaretlerden de anlayacağınız üzere çetenin saklandığı mağaranın girişi buralarda bir yerde. Buradan başlıyorsunuz, mağaranın içine giriyorsunuz ve buradan böyle takip ede ede mağaranın içi ve sonrasında dışarı çıkıyorsunuz, benim olduğum alana geliyorsunuz. Şöyle şu alana bakıldığında mağaranın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar büyük bir alanı kapladığını ve bu çetenin de kendilerine oyunda saklanılabilecek en güzel, en güvenli yeri seçtiklerini rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Oyundaki delilerden biri. Yukarıda öldürdüğümüz adamlara benziyor tipi. Hayattan bezmiş şu hale bak ya. I just don't want him to see me. We're not anymore. We're not. They won't forgive you. Deli Vice. They didn't forgive me. There is no forgiveness. None, friend. None. Ben tekrar şöyle no clip modunu açıp şuraya gideceğim. Şöyle içeriye dışarıdan bir girmeye çalışayım, bakayım nasıl olacak. Şöyle baktığımızda bakın, burası zeminin üzeri. No clip moduyla zeminin altına doğru hafiften girdiğimde bu kısımda mağaranın detaylarını görebiliyoruz. Şöyle şu şekilde. Biraz daha da gittik mi mağaranın içindeyiz arkadaşlar. Şu ışık sızan yere çıktığımızda da yine böyle bir yere çıkarıyor bizi. Ve böylece bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer aklınıza gelen, belki benim gözümden kaçan ve daha önceki kanallarımda da paylaşmadığım bir gizem varsa bu videonun ya da diğer paylaşmış olduğum RDR2 videolarının yorum alanını belirtirseniz gider araştırmasını yapar ve sizlerle paylaşırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.